Selamlar arkadaşlar, ben Onur. Yepyeni bir sol bek kariyeri videosuyla karşınızdayım. Matias Fernandes yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor. Geçen bölümde Tigre maçıyla başlamıştık. 2-0 mağlubiyet aldık. Ondan sonra kalan maçlarımızda bayağı bir coşturduk. İkinci olan takımı yendik, şurada yeşilli Banfield herhalde. 3-2 galibiyet aldık. River Plate'e karşı 2 asist birden yaptık. 4-2 galibiyet aldık. Libertadores maçıydı o. Ve bu bölüm aynı şekilde rövanşı olacak. İkinci maç. 45 dakika oynayıp geçeceğiz. Geçen videoda söylediğim gibi. Huracan deplasmanıyla başlıyoruz. Bu maçı işte hemen hızlı oynayacağız. Arsenal maçı var. Ondan sonra Aldo Civi ve Barakas maçı. Bu 4 maç. Maçların yerleri değişebilir. Libertadores yarı final maçı belli olacak ya. Ondan sonra belki biraz değişiklikler olur. Vélez Sarsfield'a yetişmeye çalışıyoruz. 29 puanları var. Bizim 24. Namağlup ilerliyorlar. Libertadores'de umarım karşımıza gelmezler. Ya da finalde falan oynarız. Biraz sıkıntı çıkartacaklar gibi duruyor. Karşı takımda Giorgiaro, Cristaldo, Carrera, Carrizo falan böyle C ile başlayan isimler var. Bizim takımda biraz yorgunluklar var. Çok fazla ileri doğru çıkmayalım. Yani ileri çıkmamız gerekiyor da. Koşmadan yürüyerek çıkmaya çalışalım. Ne oldu lan? Havayı ben aydınlandım sandım ha. Benim şimşek mi çakıyor acaba? Maç öncesi taraftarlar. Stadyuma gelecekler. Buffon değil mi lan o? 5 puan farkı kapatmamız gerekiyor. Deplasmana geldik. Oo, yalnız atmosfer çok iyi. Atmosfer çok iyi. Cristaldo bizi karşılıyor. Taraftarlar meşale falan yakmışlar. Haydi bakalım. 3 kez topu uzaklaştır. Bir golden fazla yeme. Bir önce başlayalım. Sol bekteki yerimizi aldık. Geçen bölümün sonunda orta açmalarımızı 71 yapmıştık. Hani bir tane vermiştik. Sprint hızımızı da bir tık arttırmıştık. Biraz daha iyi olabilmek için. Ama reytingimiz aynı şu an. Top bizde. Pas geldi. Kanattayız, içeri doğru. Briasco. Erkenden golü buluyoruz. Dakika 5'te 1-0 öne geçtik. Takım tam bizim ters kanadımızdan gitti. İleride doğru topu kazandılar. Beklediler. İçerisi zaten bomboştu. Oradan oraya, oradan oraya en son gol. Şurada. Baksana kimse yok. Hop. 8 boş. 29 boş. 1-0. Güzel. Tertemiz abi. Erkenden golü bulmuş olduk. Şimdi güzel savunma yapalım. Tamam mı? İyi savunma yapmak önemli. Kaçan var oradan. Yetiştik, geldik buraya. Bizimkileri biraz şöyle yardımcı olalım. Top bizde. Oyna buraya. Orası biraz sıkışık çünkü. Lan lan lan. Kaçırma, tut. Tutamıyorduk. Bu takımın da puanı yüksekti ha. O kadar boş değildi. Carrizo. Carrizo iyi geçti bu arada. Carrera pasını verdi. Oradan şut geldi. Kaleci Rossi. Briasco. Fernandez düşündüler. Fernandez. Şöyle verdi pasını. Aşağı düşmüştük de yanlış yer attık. 5.8 mi? Hocam yapma sen de, o kadar hiçbir şey yapmadık. Koş lan. Engellememiz lazım. Engelledik. Ver şimdi. Aşağıdan kaç. Ara pas atalım. Abi şöyle kaçsana. Niye kaçmıyorsun? Atağa çıkmaya çalışıyoruz. Duruyor olduğu yerde. Orsini. Aslında çok iyi görmen lazım şurayı ya. Aşırı boşlukta bekliyorduk. Yani yanımızdakini atacaktık. Bak ha. Ramirez'i atacaktık. Az kalsın gol atıyorduk. Kendi kalesine atıyor daha doğrusu. Fernandez geldi. Fernandez. Girdi. Ortayı yaptı. Kimse yok ki. Kimse yok abi ya. Güzel de açmıştık ortayı. Oscar. Oscar'dan pas var. Bir daha Oscar düşüncesi. O bizde mi? Bir dakika, serbest vuruş değil mi? Ya biz kullanmıyoruz abi, yeter ya. Şu serbest vuruşları biz kullanalım. Bütün hepsi direkten dönüyor. Briasco. Varela. Fernandez'i gördüler. Fernandez. Ramirez'den bir daha Fernandez. Pasını verdi. Şuraya düşündü Fernandez. Ortaya çevirecek Orsini. Briasco. Lan niye bencillik yapıyorsun, arkam boştu. 18 numara hiç kaçırmaya gerek yok. Beraber. Heh. Biraz temas kuralım. Yapış abi. Ha, içeri geç diyor hoca. Oho. Tam kayıyorduk.
Tam böyle kaymaya gidiyorduk ha. Zaten bizim kaleci faul yapılmış. Ramirez. Fernandez bıraktı. Hadi be lan, ne biçim asist yapıyorduk. Aslında oraya atmak istememiştik ha. Herkesin arasına geçti top. Oscar. Fırladık ileri doğru. Orsini bıraktı. Şimdi geldik. Bir orta. Ah be, geçmedi. Gör. Yerden verdik bu sefer. Abi şaka mısınız ya? İki kişinin arasına geçiyor. Soto. Şunu kaçırma. Beraber gidiyoruz. Kestik o topu. Biraz sakin. Al şimdi. Riasco. Orsini. Orsini. Orsini nereden çıksa. Yok, Grisini. Garro. Cristaldo. Ortadan geliyorlar. Şut geldi. Corner. Adem'in kullanan pas var. Oscar. Yapma. Koş 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 koş. Sakın kaçırmayalım. Buradayız. Kaçırmadık. Rossi. Ramirez. Oscar. Orsini. Gör. Koş yolumuzu attılar şimdi. Geliyoruz. Pası verdik içeri doğru. Oradan da pas var. Oy, çok güzel oynadık burayı takımca. Takım olarak atağa o kadar hızlı çıktık ki. Biz kanada geçtik. Bize verdiler. Bir anda geri verdik. Tık 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 ortaya. Villa atıyor değil mi? Villa. Vazquez'le Villa'yı karıştırıyorum. Bu Villa. Fernandez çevirdi. 20 numara. Oradan oraya. Of. Oğlum tam bir takım golü bak. Tam bir takım golü. 22 numara Villa. Kaç kaç oldu? 2-0 değil mi? 2-0 yaptık. 5 puan olan farkı kapatmamız gerekiyor bir an önce. Ramirez. Ramirez'den pas var. Orsini. Orsini. Fernandez düşündü. Fernandez yaptı ortayı. Biraz dışarı doğru. Güzel orta diyor hoca. Tamam, sıkıntı yok. Hocam sen güzel orta diyorsan güzel ortadır o. Villa'nın golüyle 3-0 yapıyoruz. İyice rahatladık. Takımımız çok iyi bu arada bak. Arada mağlubiyet alıyoruz. Ne bileyim, gol atamıyoruz falan ama attığımı da tam atıyor. Son dakikalar. Mesela bak şu kornerde eğer şey olursa bize doğru açılırsa top. Aha. Girişine bir vuruş. Ah be, rakipten dönüyor. Serbest vuruş. Biz kullanmıyoruz ki, hep şu 10 numara kullanıyor. Benedetto gitti, şimdi Oscar kullanıyor ha. Oha. Oha. Ne biçim ses çıktı lan öyle. Şlak etti böyle fileler. Helal olsun. Hep bu kullanıyor falan diyordum. 2 oldu, direkten dönüyor çünkü. 3. de affetmedi bak. 25 metreden. Zıplamalarına rağmen. Oo, çok iyi vuruş bu arada. Çok iyi gol. 4-0 yapıyoruz. Net galibiyet. Asist falan yapmamamıza rağmen 7.9. Gayet güzel. 8-0 hatta. Maç bitiyor. 4-0 galibiyet alıyoruz. Olması gereken. Şimdi bir de işte Libertadores yarı finaline çıkalım da. 4-2 kazanmıştık ya. Geçen bölüm sonunda. Maça çıkmadan önce son bir antrenman yapalım. 13. seviyeye doğru da yaklaşıyoruz. 4-2 kazanmıştık. Dediğim gibi 2 farkımız var. Şimdi acaba şey mi yapsak? Önemli anlarını mı oynasak? Yoksa 45 dakika oynayıp sonuca mı geçsek? Önemli anlarını oynarsak kondisyonumuz aslında sıkıntı olmaz ya. 2-0'dan herhalde maç vermeyiz değil mi? Şimdi yeniliyormuşuz. Oğlum bak, emin olamadım ha. Böyle deyince şimdi. Orta fırsatı. Nerede bunlar? Ha, burada orta yapacaklar. Tamam. Geçtik içeri doğru. Rossi. Hala gol atamadık. Yine geliyorlar. Böyle de gerilimli ha. Al işte, yedik. Kaleci Rossi. Yalnız bu ne böyle ya? Sürekli bastırıyorlar. Hiçbir yapamıyoruz. Sürekli geliyorlar. Ama savunmamız güzel. Oo, şimdi orta fırsatı. Biz buradayız. Ne anladım ben bu işten? Biz orta açmıyoruz ki. Ya bize ne bunun açtığı ortadan hocam? Ne gösteriyorsun ya? Top kaybı diyor bir de. Tamam, 1-0 yapmışız. Toplam skor 5-2 oldu. Şu andan itibaren 3 gol yememiz gerekiyor.
Şarikta adam. Köşe vuruşu. Ön direkte yerimizdeyiz. Aman. Aman bizimki yere düştü. River Plate hücumu. Peki kaçırmayalım. Pas geldi. Top bizde. Bitti değil mi? Evet, 1-0 kazanıyoruz. Toplam skor 5-2 oldu. Ve Libertadores'te yarı finale yükseliyoruz. Hemen bakalım kim gelmiş. Çok önemli. Vélez Sarsfield 1-0 yenmiş. Onlar gelebilir. Flamengo gelebilir. Bir de Atletico Mineiro. Bakalım hangisi geliyor. Gerçi Flamengo daha oynanmamış ha. Palmeiras belki sürpriz yapar. Birkaç gün ilerleyelim şöyle. Ha, Arsenal maçı da geldi. Şimdi yalnız bir dakika kondisyonumuza bakacağım. Oo full. Çok güzel. Hem maçı hızlıca geçmiş olduk hem de full kondisyon olmuş olduk. Aha. İki tane mağlubiyet almış Vélez Sarsfield. River Plate Vélez Sarsfield'ı 4-2 yenmiş. Bir de Racing Club'a 2-1 mağlubiyet almışlar. Kazanırsak lider oluyoruz. Bir anda işler nereden nereye geldi ha? Hemen şuradan Libertadores diyoruz ve Palmeiras Flamengo'yu elemiş. Penaltılarda 5-4 geçmişler. Oha! Öncesinde 2-1 Flamengo yenmişti. Şimdi 2-1 Palmeiras yendiği için uzatmaya götürmüşler. Penaltılarda 5-4 Palmeiras geçmiş. Yani Atletico Mineiro, Palmeiras ya da Vélez Sarsfield gelecek. Bu arada Vélez Sarsfield gelse de olur çünkü üst üste 2 tane mağlubiyet aldılar lig maçlarında. Dur bakalım. Şu maça bir çıkalım. Kazanırsak lider oluyoruz. O yüzden tabii ki elimizden ne geliyorsa yapıp bir önce kazanmamız lazım. Oy, taraftarlar tabii liderliği duyunca bambaşka hazırlanmışlar. Boca Juniors Arsenal maçı birazdan başlayacak. O kadar çakma gözüküyor ki şunların logoları. O ne öyle ya? 1950'den kalma gibi. Bir tane kale, top, hani çok anlamsız logo. 4 kez top kes, bir golden fazla yeme. Şurada kalsın. Haydi takım, liderlik için. Liderliği bir kere alıyoruz, bir daha bırakmıyoruz. Briasco bizi düşündü. El ver. Şöyle verdik, bir daha ver. Tamam, koş şimdi. Fırla. Pasını ver, süpersin. Bir daha ver önümüze. Bırak önümüze. Of, ne biçim kaçtık. Bir orta şimdi. Arka tarafa doğru engelliyorlar. Fernandez, Molinas. Molinas, Kaleci Medina. Corner. Corner kullanıldı. Ver. Bir plase. Ah be. Takım arkadaşlarına pas vermeye dikkat et. Ha şey denemeyelim yani. Hocam biz de bir şey deniyoruz. Sen de var ya. Al işte attık, ne oldu? Allah Allah. Ha cornerden bir tane şut denedik diye laf ediyor. Bundan sonra inadına lan. Bir daha deneyeceğim. Zaten binde bir şut çekiyoruz. Onda da laf ediyorsun ha. Al attık golü. 1-0. Yalnız bu gol çok önemliydi. Bir de erken açmamız gerekiyordu çünkü... Oy! Lan! Bir de tamamlayabilseydik var ya. Olsun, devam. Devam, devam. Yanımızdan geçti. Koş geri, koş. Biz içeri doğru geçelim. Tamam. Ya penaltı yaptırdık. Fernandez'in eline çarptı. Kariyerimizin ilk penaltısını yaptırıyoruz. Şurada pas bağlantısını kesmek için hocam kazandıkları penaltıya bak. Penaltıyla yakından uzaktan alakası yok. Navas ortayı yapıyor. Bu penaltı mı hocam? Hocam burasına çarpıyor yalnız. Var yok mu burada ya? Allah Allah. Kazandıkları penaltıya bak. Hadi lan Rossi. Haydi Rossi, işte bu. Kalecimiz penaltıyı çıkartıyor. Gol yemedik. Penaltı da yaptırmamışız bu arada. Yine haksız penaltı. Sıkıştır lan. Sıkıştır şunu. İşte bu. Arkadan bastık, yaptık müdahaleyi. Kaçtık. Gör şurayı. Aha. Ne biçim koşuyor bak. Fernandez'e bak. Çok hırslandı. Verdi pasını. İçeri doğru. Ah be, vuruş gelmedi. Hemen geri koş.
Bu maçtan sonra da biraz böyle dinlenme dönemimiz olacak. Topu kestik. Haksız penaltıdan sonra iyice gaza geldi Fernandes. Molinas. Şimdi Fernandes. Gilerme daha doğrusu. Ona Gilerme diyelim ya. Adı Gilerme'ymiş çünkü. Bir tane Fernandes karışıyor. Bundan sonra senin adın Fernando olsun. Ne oluyor lan? Bizimki vole deniyor. Sağ bekimiz Advincula. Molinas. Pas geldi. Orsini. Tam gol diyordum ha. Bunu nasıl dışarı attın ya? Tam gol diyordum bak. Direğin dibinden çıkmış. Bunun önüne geç. Belki buraya atabilirler. Yok. Liderliği almamız gerekiyor. Bir gol daha bulalım. Cano. Cano verdi geri. Antilef. Geldik oraya. Namaz çevirdi. Antilef. Sen bas üstüne, biz buradayız. Kanat tarafını savunmaya çalışıyoruz. Offside. Direkten döndü. Offside'miş hocam. Allah Allah. Adamın yüreğini indiriyorsun ha. Yarım saat sonra çalıyor. Dedim herhalde hata yaptık. Çok büyük hata yaptık falan. İçten içe böyle vicdan azabı falan çekiyorum ben orada. Acaba offside'ı biz mi bozduk falan diye. Offside'miş meğer. Topu aldık. Bir orta. Taç değil mi? Taç. Hemen kullandı Fernandes. Varela. Orta geldi. Müthiş orta ve gol. Müthiş orta. Mükemmel bir asist giriyor Fernandes'den. Orsini bitirdi. Yalnız yine aldı at dediğimiz tam kafasına nişanlanan bir top. Yine bir taç sonrası. Bir orta. Of. Of of. Yalnız kafa vuruşta süper. Tam o ince yeri görmüş. Gelişine vuruyor ama zaten tam kafasına geliyor top. 2-0. Oğlum orta yapmak çok güzel bir şey ya. Hani geçmese de çok güzel. Aha. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Korkudan pas atıyor değil mi? Dikkat kaçırmayalım. Antilef. Baskı yaptık. Eli yok. Topu kazandık. Gör. Kaç şimdi. Bir orta. Biraz daha içeri geçebilselerdi var ya. Yine aynı şeyi yapıyorduk. Geçtiler. Bu sefer yerden. Akıllarını karıştıralım. Derken kale ağzından kaçırdı ya. Molinas. Penaltı noktasına işte. Olmadı, yapacak bir şey yok. Her zaman havadan orta ya da her zaman yerden pas vermeyelim. Bir öyle bir böyle. Adamların kafası karışsın iyice. Biraz şöyle içeri doğru geçelim. Şu oyuncu çok tehlikeli duruyor. Tamam, onu savunuruz abi. Sıkıntı yok. Tamam, bir şekilde savunduk. İki kişi. Fernandes. Lan çeksene. Bizimki önümüze geçiyor. Geçtik. Gidiyoruz. Pası verdik. Görecek mi? Gördü. Aldık. Bir orta. Vuruş. Penaltı. Yine çok güzel bir orta ve penaltı kazanıyoruz. Aslında işte bak, penaltı olmasa net goldü çünkü bizimkinin kafasına geliyordu o top. İzleyelim. Bak, tam kafasını sokuyordu. Yo, şut attıktan sonra çarpmış galiba. Gördüğüm kadarıyla bizimki vurmuş, ondan sonra eline çarpmış galiba da. Ama emin olamadım şimdi. Kaleci kurtardı. Onu da atamadık var ya. Aldık. Yerden verdik. Abi o pek olmadı sanki ya. Oo, önümüze bıraktı. Çok iyi bıraktık. Çok iyi bıraktık ama gol gelmedi. Geçiyoruz hocam, bir saniye. Biraz fazla yorulduk, geçemiyoruz şu an. Çok yorgunuz, anca geçeceğiz. Ayağımızın altından kaçtı ama. Uzaklaştır. Tamam, çıkıyoruz. Orsini. Şimdi Villa. Biz de arka taraftan geliyoruz. Mevkine geç. İleri çık diyordu, şimdi geri gel diyor. Varela. Son dakika. Ve burada maç bitmek üzere. 90+3. Hocam bitir artık ya. Hani 2-0, adamlar kendi kalesinde falan.
2-0 galibiyet alıyoruz. Yine asistimizi yaptık. Bir tane de aslında penaltı kazandırdık ama penaltı atamadık. Bizim için orta yapmak önemli. O ortaları geçirmek önemli. Takıma fayda sağlıyoruz. Gerisi çok önemli değil. Rakibi de tabii ki tebrik ederim. Ve artık tabii unuttum. Arjantin Ligi'nin yeni lideri Boca Juniors. Liderliği kazandık. İki tane üst üste mağlubiyet aldılar çünkü. Vélez Sarsfield. O liderliği bir daha kaptırmayalım. 8.5 rating. Asist yaptığımız için bize verdiler. Artı 25'i de kaptık. Boca Juniors Arsenal karşısında gol yemedi. 1 puan farkla lider olduk. 30 puanımız var. Transfer döneminin son günü. Aa, Zeballos Fenerbahçe'ye gidiyormuş lan. 21 yaşındaymış bak. Kanat oyuncusu. Bize bir teklif geleceğini çok sanmıyorum. O yüzden şöyle atlayacağım. Hiçbir şey gelmeyecektir. Transfer olmak da istemiyoruz. Çünkü şu yüzden ve Libertadores yarı finalinde rakibimiz Palmeiras. Flamengo'yu elediler. Biz de şuraya kadar atlayalım. Oo, bu bölüm geldi. Bundan sonraki maç. Yarı final maçı. Haydi bakalım. Önce şurada bir Aldo Civi'yi yenelim. Bir tane antrenman yapalım. Ondan sonra yarı final maçı. Çok fazla puanları yoktu galiba. Biraz böyle normal kadroları falan da var herhalde. Ortalama gibi duruyor takımları. Deplasmana gidiyoruz. Başlayalım. Bu maçtan da galibiyet alalım. Liderliği kaptırmayalım. Bir de işte sonraki maç Palmeiras maçı. Yarı finalin ilk maçından da şöyle tatmin edici bir skor alırsak bölümü mükemmel kapatmış oluruz. Santiago Silva bırakıyormuş. Yani. Hiç tanıdığımız falan yok ya. Çok tanımlı değil. Yine kale filelerini görerek maça doğru geçiyoruz. Biraz böyle sisli yağmurlu gibi bir hava var. Aldo Civi deplasmanına geldik. Lider olduktan sonraki ilk maçımız bu. Fernandez stadyuma geldi. 3 başarılı müdahale yap. Şurada kalsın. Hadi bakalım. Maç onlar başlıyorlar. Hızlı bir galibiyet. Seri bir galibiyet alalım. Çünkü Libertadores maçları çok daha heyecanlı. Hani kupa maçı ya böyle. Elenmeli falan. Onlar biraz daha sıkıntı. Tek hatada böyle bitebiliyorsun falan. Hayda. Hayda. Rossi. Bizim kalecimiz çok iyi bu arada. Meli. Kafayla uzaklaştırdık. Uçan kafayı vurdu Fernandez. Buradayız. Ortaya verebilirler. Aradan düşündü. Bak tam engellemek üzereydik. Bizimki engelliyor. Oradan şut geldi. Uzaklaştır. Tamam. Çok iyi uzaklaştırma. Devam. Gör. Çıkıyoruz şimdi. Fernandez bıraktı. Gör bir daha. Gör. Kaçıyoruz buradan. Top çıkmadı. Pasımızı verdik. Bir pas daha var. Geçmedi ya. O kadar güzel gelmiştik oraya. Roman Villalbal. Villalba. Zakaria. Silva. Ooo. Kaleci Rossi. Ne biçim çıkarttı onu öyle. Topu aldık. Fernandez bıraktı. İlermeye verdik. Matias Fernandez. Varela. Faul var. Geçtik buraya. Oyna. Pası verdik. İyi paslaşmalar ama devamı yok. Buraya atabilirler. Önüne kapatalım. Önde baskı yapıyoruz. Basın lan kaleciye. Bas kaleciye. Bizde kalsın diyeceğim de indirebilecek mi? Yok, onlar indirdi. Advincula. Advincula'dan Fernandez'e. Matias Fernandez. Biraz dribblingini yaptı. Biraz dedim de bayağı gittik ya, baksana. Lan bu nasıl biraz? Nereden nereye geldik? Matias Fernandez çekti. Pasını verdi. Briasco, o da bırakıyor ama gol gelmedi. Molinas. Orsini. Orsini. Şimdi gördü orayı, Advincula bıraktı ve gol. Bizim sağ bekimiz rakibin ceza sahasına girdi bak. Arada bunu biz de yapabiliriz. Hani bir anda takıma gol attırmak için sağ bekten çıkıp tam nereye kadar geldi mesela. Aynısını bazen bizim de yapmamız gerekebilir. Bak arkadan koştu koştu koştu. Topu kazandı, asistini yaptı. 1-0. Liderliğimizi korumamız gerekiyor. Ben esas şimdi Palmeiras maçını merak ediyorum da. Dur bakalım. O maç ne olacak? Silva. Top bizde. Molinas. Çıkıyoruz buradan. Topu aldı Fernandez. Açtı ayağından. Bir orta Fernandez'den.
tam kafaya ve gol! Yine muhteşem bir asist! Arka arkaya goller, sağ bekimiz az önce asistini yapmıştı Adinkula. Şimdi de biz sol bekten böyle bir orta yaptık. Ortalarımız çok gelişti ki bu daha gelişmemiş hali. O kadar becerikli bir oyuncu olacağız ki ileri doğru. Ortaya bak ortaya. Boom, tam kafaya. Of. Şu ortanın güzelliğine bak ya. Bu bölüm net orta bölümü. Orta ile asist. Patladığımız bölüm. Pardon, geçen bölüm. Bir de bu bölüm işte. Tam böyle patlama yaptığımız o kıvılcımı çaktığı zamanlar geliyor işte. Zaten bu performanstan dolayı transfer olacağız. İleride. Bunları yapan da kim istesin bizi yani? Sonuçta bunları yaptığımız için bir yerlere gideceğiz ya. Gol yiyorduk. Varela attı kendini kenara. Pasını verdi. Briasco geçiremedi. Biz buradayız. Topu kazandık. Varela. Gör bir daha burayı. Tamam. Fernandez. Verdi pasını. Gilerme. Gilerme bıraktı. Orsini bırakıyor. Offside yok mu? Evet offside. Yarodan pas var. Silva orada. Hayda. Hayda abi senin orayı tutman gerekiyor ama ya. Stoper. Figal ya da öbürü hangisiydi o? Marcos Rojo. İkinizden birinin orasını tutması gerekiyor. Arda Güler Paris FC transfer kesinleşti. İkincilik takımına gitmiş. Niye ya? Ne işin var orada Arda? Ne yapacaksın orada ya? Fransa ikinciliğine gitmiş. Yalnız ileri fırladık. Bir orta. Advinkula'ya doğru. Dokundu mu dokunmadım tam göremedim de bir şekilde işte onların önünde kalıyor. 62. Topu kesemedik. Tamam kondisyonumuz var. Geçtik buraya. Aa aslında bu maçtan çıkalım bence. Birazdan değişiklik isteyelim. Neyse gol yemedik ha. Direkten döndü. Kondisyonumuzun full olması lazım o maçta. Aldık. Verdik pası. Çıkmaya çalışıyoruz. Orsini. Bıraktı şimdi. Fernandez'i bıraktı. Bir daha Fernandez. Şurayı düşündü. Ara pası yolladık. Kafa vuruşu. O ne oğlum? Bazuka attı. O nasıl kafa vuruşu? Değişikliğimizi istedik. Ve oyundan çıkıyoruz. 70 dakika gayet yeterli. Zaten 2-0 yaptık. Bizim yerimize Fabra girdi. Simület. 2-0 galibiyet aldık. Sonradan da hiçbir şey olmamış zaten. Tamam. Şimdi bir dakika. Oo ve Les Sarsfield beraberlik almış. -25 mi? O nasıl oluyor ya? Hocam ne istedin ne yapmadık. -25 ne? Libertadores yarı final maçı geldi. Palmeiras Boca Juniors maçı. Kondisyonunuz ne kadar? Güzel. Neredeyse full. Şimdi yalnız Palmeiras o kadar da küçük bir takım değil. Gayet iyi bir takım. Biraz zorlanabiliriz. O yüzden deplasmanda beraberlikle ayrılsak da olur. Şu anda deplasmana gidiyoruz ya. Bu maç beraberlik olsa da olur. Yenilmeyelim yeter. Berabere kalırsak veya bir şekilde üstünlüğü ele alırsak rövanşına kazanırız abi. Finale çıkarız. Başlayalım. Almamız lazım. Libertadores istiyoruz. Aha yine bir fragman var. Intro var. Yani intro değil de stadyumu gösteriyorlar. Maç içinden bir şey gösterecekler mi bilmiyorum. Taraftarlar stadyuma geliyorlar. Var mı maç içi görüntü? Yok herhalde değil mi? Bazen gösteriyorlar ya böyle kavga çıkıyor falan. Ben onu bekledim ya. Palmeiras'ın şeyleri, fileleri bak yeşilli beyazlıymış. Yarı final maçı. Bu deplasmandan en kötü beraberlik. 10 numaralarının bak şeyini özel olarak hazırlamışlar taraftarlar. Fernandez geldi buraya. Topa sahip olma oranını %60 yap. Maçı kaybetme. Maçı kaybetme de kalsın. İki takım oyuncuları da stadyuma geldiler. Conmebol Libertadores yarı finali. Fernandez orada en kısa boylu. Hadi başlayalım. Onlar başlıyorlar maça. Yerimizi aldık sol bekte.
Amacımız berabere kalmak en kötü. En kötü olarak berabere kalmak. O yüzden savunmayı da güzel yapmak önemli. Ataktan çok savunma önemli şu maçta. Oo, yalnız bunlar hızlı oynuyor ha. Onu hissettim bak. Çünkü şey, belini içeri sokan oyuncuları falan var bak. Formasını içeri sokuyorlar. Onlar çok tehlikeli. Şu bak 7 numara falan. Öyle oyuncu tehlikelidir abi. Ben çekinir böyle oyuncudan. Formasını içine sokuyorsa. Fernandez. Yaptı ortayı. Yine tam arka tarafa doğru. Molinas. Ah be. Boşluğu göremedi. Romildo. Kaue. Yapma sakın. Gör burayı. Koşu yolumuza. Aynen böyle. Haydi Fernandez. Haydi Fernandez. Çek ver. Tamam, çok fazla hata çıkmayalım. Önemli olan dediğim gibi defans yapmak. Ne yapıyorsun? Abi neden birkaç adım atmadın? Kimse yoktu. Arkasında da yoktu, önünde de yoktu, yanında da yoktu. Net gol harcadı. Korneri kullandık. Kafa vuruşu geldi kaleci Mantella. Fabrice orada. 27 numara kaçıyor. Dikkat, savunma arkası. Ofsayt yok. Ne biçim kaçmış o bak, 7 numara var ya. Çok fena oyuncu galiba. Saçları maçları da bir garip. Kaçın. Gördük şurayı. Çok iyi gördük. Ama 4 numara önüne geçti. Baskı yapın, baskı yapın. Yap baskıyı. Lan çalım attı ama işte engelleyemedik. Top bizde kalsın. Tamam Fernandez. Fernandez pasını verdi. Müthiş pas bu arada. Orsini vurdu. Kaleci kurtardı. Çok iyi gördük orayı. Korneri kazandık. Orta geldi. Lan kafa vurmayı beklemedim. Kaldım öyle. Dondum kaldım. Ne diyeceğim bilemedim. Bizimki nasıl vurdu öyle ya? Arkadan gelip böyle ön direğe geçti. Bak 27 kaçacak. Dikkat, kaçırma onu. Kaçırma onu. Bas üstüne. Hadi Fernandez. Çok iyi müdahale. Kaçırmadık. Taş olsun abi, sıkıntı yok. Yeter ki kaçmasına izin vermeyelim. Offside'e dikkat. Sen bas üstüne. Buradayız, engelledik. Ya hocam ya. Of. Vay Fernandez. Aldığımız top elimize çarptı var ya. Sarı kart mı gördük bir de? Şurada topu aldık ya. Vücudumuzdan sekip, karnımızdan falan sekip elimize çarpıyor. Penaltı kazanıyorlar. Yok, kart görmemişiz. 7 numaraları topun başında. Hadi Rossi. Haydi kaleci, haydi kaleci. Redettino. Şanssızlık ya. Harbiden bak. Adam var, orta yaptı. Engellemeye çalıştık. Maalesef penaltı yaptırıyoruz. Olacak, yapacak bir şey yok. Böyle zamanlar da gelecek yani. Redettino. 1-0'dan bir şey olmaz. Yeter ki 2'yi yemeyelim. Şurayı savunuyoruz. 27 numara bizde. İçerisi çok boş yalnız. Şuraya bakar mısın abi? Biz daha ne zamandan beri gördük. Koşmaya çalışıyoruz. Kimse görmedi bizden başka. Bomboş adam içeride. 2-0 yapıyor Palmeiras. Bizlik bir şey yok değil mi? Offside'i bozmadık. Yok. Baksana bizden ileride olanlar var. Son çare, böyle yetişmeye çalıştık ama. Maalesef. Ah be direğin yanından. İlk yarı sonucu 2-0. 0.7 gol beklentimiz var. İkinci yarıda bir gol atsak aslında yeterli olur. Ama 2-2 yapsak var ya. Çok fena olur be. Bak 2-0'dan 2-2. O zaman işte rövanşta kendi evimizde bambaşka oynarız. Berabere kalmak başka, geride kalmak başka. Boşta kalmadı top. Ver. Bıraktık. Ha geçti. Aktaramadı ki. Topuk basıtı şunu da geçmedi. Mantella. Advincula. Orsini. Veremiyor. Orsini.
Arkandan geldik. Arkanda... Heh tamam. Şimdi gördüler. Bıraktık. Bir daha gör. Çok güzel haber kaç bu. Girdik içeri doğru. Pasımızı verdik. Vur oradan. Yapma be. Son anda kaleci. Korner. Korneri kazandık. Kafa vuruşu gelmiyor. Kendimizi kenara attık şimdi. Koşuyoruz buradan. Bir orta. Yok ki. Bizimkiler çıktı içeriden. Şurayı görmüştük. Neyse bir daha kestik. Top yine bizde. Fernandez. Yaptı ortasını. Bomboş oradan şut. Son anda kaleci. Gol lazım hadi. Taç değil mi? Yo atamamış ki. Uzaklaştıramamış. Bigal ne yapıyorsun? Sakın. Allah Allah. Bigal. Anlaşamıyoruz. Şurayı savunmamız lazım. Kaçırmayalım. Advin kulağı. Advin kulağı. Ne yapacak? Ortaya düşündü. Varela. Frank Fabra. Oo, kötü yerde kestiler bu arada. Arkayı çok iyi savunmamız lazım şu an. Bir tık kaçırıyoruz. Dikkat. Koş 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 koş. Sen geç içeri, sen geç. Ben tutarım orayı. 6 numara geç içeri. Kale içine gidiyordu lan top. Savunalım şurayı. Savun şurayı. Çok güzel topu çaldık. Hemen kaleciye dön. Kaleci yap bir şeyler. Yapın bir şeyler. İyi çıktık. Bayağı iyi çıktık. Devam. Devam çabuk gör. Kaç şimdi. Kaçsana. Oğlum ya anlaşamadık ki. Niye geri dönüyorsun? Baskımız var. Son dakika. 2-1 olursa döneriz bak. 2-1'den çok net dönülür. 2-0 bayağı riskli. Kapanmayabilir o fark. Redettino. Vittorio Yabim. Aha. Kestik topu. Kestik. Çabuk 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 çabuk. Geldik. Yardımına geldik. Ortaya düşünün. Tamam. O da olur. Abi lütfen bir şeyler yapın artık. Ramirez. Bir şeyler yapın artık. Alo ya. Hay senin çalımına. Topu çalım da atmıyor ki. Topu çeviriyor böyle olduğu yerde. Ramirez. Geldik buradayız. Arkadan bindirdik şimdi. Orta geldi. Admikula'ya doğru. İşte Fabra'ya doğru. Bizde kaldı. Bir vuruş ve gol. Orsini. Son dakikalarda 2-1 yapıyoruz. İki farktan dönmek zor ama bir farktan dönmek o kadar zor değil. Geri dönüşü getirecek gol belki de. Fabra'ya verdik. Yanlışlıkla rakibin önünde bıraktı. Bizim önümüzde bıraktı. 5 numara pardon. Oradan Orsini'ye. Orsini atıyor. 2-1. Golü attı oyundan çıkıyor. Güzel. Bir farktan dönülür abi. Murildo. Yo onlar geliyor. Hayır. Hayır sakın. Ve savunuyorum sakın. Sakın sakın sakın. Uzaklaştır. Oh korneye de çıkartmadık. Oh be son dakikalarda çok güzel müdahale yaptık orada. Korneye çıksaydık kullandırırdı bu arada. Hani maçı bitirmezdi. 2-1 kaybediyoruz. Ama güzel kaybettik. Son dakikada bir gol bulmamız çok işimize yarayacak. Hiç üzülme Fernandez. Hiç sıkıntı yok. 2-1 kaybettik ama bundan geri döneriz biz. 7.9'da oynadık. Orsini 7.6. Varela 7.6. Fred Fridettino 8.7. Oha. Bir gol bir asistle oynamış. Vele Sarsfield'da Atletico Mineiro eşleşmiş o zaman. Karşımıza o ikisinden biri gelecek. Bu arada bence final bir tık daha kolay olur ha. Vele Sarsfield şu an altımızda çünkü. Ya onlara karşı oynadığımızda kaybetmiştik de şu an kötüleşmeye başladılar. Bak 3 mağlubiyetleri olmuş. Yok pardon. Nerede lan? Aa. 5. oldular lan bir anda. Adamların mağlubiyeti yoktu. 3 mağlubiyet, 1 beraberlik falan aldılar. 30 puanda tıkandılar kaldılar. River Plate yetişti bir anda. Ama kazanırsak 36 puanımız olacak. Barakas maçından galibiyet şart. Bir sonraki bölüm Barakas maçıyla başlayalım. Ondan sonra Palmeiras'la yarı finalde 2-1 rövanşı olacak. Sarmiento. Patronato.
O kadar büyük ihtimal. Yine böyle 4 maç 4 maç hızlı hızlı ilerlemiş oluruz. Ondan sonraki bölüm Ekim ayını bitiririz ama. 5 maç yaparız. Burası da sonraki bölüm. Ha yok, ondan sonraki bölüm de 5 maç. Gerçi final maçı falan gelecek. Eğer geçersek Palmeiras'ı. Onlara yine bakarız. 2-3 bölüm sonra sezon bitmiş olacak. Onun haricinde... Ha dur şeye bakalım. Onu unutmayalım. Bir dakika. Nerede o? Libertadores. Vélez Sarsfield 1-0 yeniyormuş. O maçta ne olacağı belli olmaz. 1-0 çok riskli bir skor. Bizimki gibi. Her an her şey olabilir. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenseniz like atıp özellikle kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Bay bay.